Merhaba sevgili vizyon izleyicileri, yaz geldi kapımızı çaldı. Beyler ve bayanlar olarak ne kadar hazırız bu yaza e, düşünüyoruz ve panik yaptığımız zamanlardayız şu anda Mayıs ayında. E, bir an önce vücudumuzu şekillendirmemiz, son bakımlarımızı yapmamız gerekiyor güneşe çıkmadan önce. Bununla ilgili bakalım neler yapabiliriz bunları konuşacağız bu programımızda. keyip Cadde Estetik ve Sağlıklı Yaşam Kompleksi kurucusu Tuğba Gönlüm bizlerle hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Hoş buldum. Ee, öncelikle nazik davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar yorduk sizi ama gerçekten herhalde en önemli konulardan biri şu anda konuşulması gereken. Çünkü yaz artık kapıyı çalıyor. Bakalım neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Ama ondan önce ben bir kariyer geçmişi dinlemek isterim. Bu mesleğe nasıl başladınız? Sonra sorularımıza geçelim. Tabii ki. Ee, Tuğba Gönlüm ben. Estetik ve sağlık yönetimi uzmanıyım. Uzun süredir sektör içerisindeyim. Yaklaşık bir 2010 çok pardon 2008 itibariyle e, ilk olarak e, bu sektörde e, görev aldım. Sayılı hastanelerde saygın hekimlerle birlikte çalışma fırsatım oldu. Estetik, medikal estetik direktörlüğü e, görevlerinde üstlendim. Görevlerini yapmış bulundum. E, bunun yanı sıra aynı zamanda Orta Afrika'da çok büyük bir hastane projesinde görev aldım. E, daha sonra yurt dışında e, ekstra bir master, ekstra bir degree yapma fırsatım oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti, Cape Town'da e, eğitimi tamamladım. E, markamızın kuruluşu zaten e, geçmişi Cape Town'a dayanıyor. Estee oradan geliyor aslında bakarsanız. E, daha sonra yurt dışından döndükten sonra Estee Cape Cadde adı altında e, estetik ve sağlıklı yaşam merkezi olarak Bağdat Caddesi çift havuzlarda e, hala hazırda faal, faaliyet gösteriyoruz şu an faal, aktif bir şekilde ve inanılmaz yoğun bir tempo ile ilerliyoruz. Alanında uzman ekip ve e, kadromuz da. E, kişilerin ihtiyacı olan kişisel bakımlar, vücut şekillendirme, aynı zamanda cilt gençleştirme e, programları şu an özellikle son dönemde çok fazla yaygın ve çok fazla yoğun talep aldığımız konular arasında. E, bunlara değinmem gerekirse öncelikli olarak zaten şu an sizin de ifade ettiğiniz gibi yaz dönemi yaklaşmakta ve tam sezondayız. Özellikle şu iki senedir hatta üç senedir pandeminin de etkisiyle birlikte e, kişilerde oluşan yoğun iş temposu, işte e, sağlıksızlı, beslenememe e, veya stres veya çevresel faktörler gibi gibi durumlar veya işte uzaktan e, çalışma gibi durumlardan kaynaklı. E, kişilerde e, bölgesel olarak yağlanma ve kilo problemi kolaylaştı. E, bu anlamda işte diyetler ve egzersizler, e, diyet programları ve egzersizler yeterli olmuyor maalesef. Çünkü kişilerin motivasyonu önemli. Yani bir, bir yerde yapıyorlar, bir yerde bırakabiliyorlar. Ee, biz bu anlamda devreye gidiyoruz, e, devreye gidiyoruz uzman ekibimizle birlikte. Aynı zamanda yeni nesil son teknoloji cihazlarımızın desteğiyle tabii ki. En fazla şu anda mikroplas uygulamamız çok e, aşırı talep görüyor ve şu an kapasitemiz iki katına çıkmış durumda. Öyle Süper. söyleyebilirim. Bir de sezon dolayısıyla tabii ki. E, İşlemin amacı hem vücut şekillendirme, hem toparlama, hem de sıkılaştırma bölgesi anlamda. Yani e, vücudun her alanına uygulanabiliyor. Tek seansta 72 saat spor yapma etkisi gösterdiği için e, bölgeselde işte atıyorum vücudun her bölgesinde uygulanabiliyor. Kollar, göbek, göbek yanları, bacaklar, iç bacak, popo şeklinde veya yüz bölgesinde işte lifting ve dekolte bölümündeki e, ince karışıkları açmada çok etkili ve çok başarılı bir uygulama cihazımız. E, ilk seans itibariyle etkisini görmeye başladıkları için motivasyon ilk süreç ilk seansta ve ilk süreçte başlamış oluyor. dolayısıyla biz de kişilerin motivasyonu tabii biraz daha yüksek tutmaya çalışıyoruz ve bu anlamda destekliyoruz. Peki biraz açalım bu konuyu çünkü çok merak edecekler izleyicilerden de ben orada olsaydım kesin hemen bunu sorardım derler. Şimdi o dedik ya motive eden sonuç nedir orada? İlk seansta mesela ne kadar bir verim alabiliyorlar? Bunu kilo olarak mı yoksa beden olarak mı anlatırsınız bize? Biz yani kilo anlamında değil, bölgeselde santim olarak daralma. Zaten e, yapmış olduğumuz ilk etap yani ilk süreç e, kişilerin talebi ve kişilerin ihtiyacına göre onları anlayıp ve ihtiyacı doğrultusunda bölgelerini belirlemek. Bir ölçümlendirme ve değerlendirme sonucunda da e, alanları belir belirledikten sonra loka lokal şekilde uygulamayı yapıyoruz. E, dediğim gibi e, kilo anlamında değil, daralma ve sıkılaşma shape anlamında çok güzel sonuç aldığımız bir uygulama cihazı Microplus. Ee, kilo biraz daha kişilerin yaşam tarzıyla orantılı bakarsanız. Yani bu işte beslenme, yeme içme alışkanlıkları. Şimdi işlem yaptırıyor veya uygulama yaptırıyor. Onun arkasına yani devamında tabii ki dikkat etmesi gerekiyor. Bol su, sıvı tüketmesi bu anlamda önemli. İşte belli belli başlı gıdalardan uzak durması gibi gibi. Biz insanların yani kişilerin yaşam tarzına tabii ki müdahale edemiyoruz ama e, ilk seans itibariyle kişiler sonuç gör Gördükleri için motivasyonları az önce de ifade ettiğim gibi o süreçte başlıyor ve 6-10 seans aralığında ihtiyaca göre seans aralıklarını belirledikten sonra istediğimiz verime ulaşıyoruz. Yani santim anlamında yaklaşık 4-6 santim diyebiliriz bölgeselde. Hı -hı. sonuç alıyoruz. Peki e, bundan başka çözümler var mı? Vücut şekillendirme için kullanılan, talep gören ya da sizin önerdiğiniz durumlarda olabilir. Evet. Yani vücut şekillendirme mikroplasta çok iyi sonuç alıyoruz. Aktif olarak o uygulamayı kullanıyoruz. Birkaç farklı cihazımız daha var tabii ki kombine. Yani aşırı e, kilo problemi yaşayıp işte çözemeyen veya nasıl söyleyeyim aşırı ödemi, şişkinliği veya selülit problemi olan kişiler için de ekstra farklı kombin cihaz uygulamalarımız da mevcut. E, dediğim gibi tamamen kişinin ihtiyacına göre ee, seans aralıklarını ve uygulama kombin cihazlarımızı ihtiyaca göre belirliyoruz ve o şekilde ilerliyoruz. İşlemler ağrılı veya acılı değil. Ee, uygulama sonrasında kişi günlük yaşantısına dönebilmekte. Aynı zamanda haftada 2 veya 3 şeklinde geliyor seanslara. Ee, bunun dışında günlük yaşantısını etkileyecek herhangi bir durum yok kesinlikle yani uzandığı yerden uzmanların eşliğinde özel cihaz özel prop başlıklarımız ve e, kombin cihazlarımızla birlikte desteklediğimiz bir zayıflama ve vücut şekillendirme kombinasyonu aslına bakarsanız dediğim gibi şu anda da işte e, kişilerde ciddi anlamda bölgeselde e, ciddi anlamda bir e, sorun yaşandığı için e, en fazla talep aldığımız e, uygulama e, bölgesel e, zayıflama ve vücut şekillendirme programı. evet Tabii e, cilt geçleştirme dediniz onu da atlamak istemiyorum. Çünkü gerçekten artık yiyeceklerden cildimize e, bırakın faydayı zarar görebiliyoruz. E, i̇şte güneş artık bir başka yakabiliyor ya da çok kapalı ortamlarda kalabiliyoruz. Stresle birlikte Tabii. cildimiz çok yıpranıyor. Bununla ilgili ne gibi çözümler var? E, şu şekilde e, özellikle mevsimsel geçişlerde e, cilt gençleşmenin ilk protokolü zaten öncelikle medikal bir cilt bakımı uygulanmak uygulama yapılması. Yani ciltteki porların, siyah noktaların, komedonların öncelikle e, medikal bir cilt bakımıyla temizlenmesi, açılması ve ondan sonra cilt gençleştirme uygulamalarının yapılmasını öneriyoruz. E, yani düzenli olarak bakımlar, cilt bakımları medikal anlamda önemli özellikle mevsim geçişlerinde cilt gençleştirme protokollerimiz arasında şu son dönemde özellikle sıvı lifting ve sıvı ameliyatsız sıvı yüz germe uygulamasında çok fazla talep alıyoruz. Yani hem yeni nesil bir uygulama, hem daha doğal, hem de kişiler çok fazla yapay görünmek istemiyorlar. Daha doğal yöntemle yapılan bir işlem olduğu için bayağı talep aldığımız bir uygulama. Nedir bu sıvı lifting? Onu anlatmam gerekirse size e, sıvı lifting uygulaması 8 noktada anda lifting etkisi gösteren e, yüz bölgesi e, işte dekolte bölgesi ve ellere uygulanabilen özel bir lifting. Mesolifting programı aslında protokolü aslına bakarsanız içeriğindeki e, özel hyaluronic asit, işte 7 farklı e, mineral, koenzim A, e, 24 farklı amino asit ve zengin içeriğiyle harika bir peptit kompleks. Yani cilt ince kırışıklıklarını açmada, aynı zamanda cildin renk tonunu eşitlemede ve lifting anlamında 8 noktada yapılan işlem sonrasında tabii ki uzman hekim eşliğinde yapılması çok önemli ve anlamlı bu anlamda ee, anında lifting etkisi gösteriyor ve şu son iki senedir ciddi anlamda e, bu uygulamada da çok fazla talep alıyoruz ve sonuçlarda çok doğal olduğu için kişiler ee, gayet mutlular. İlk seans iki doz öneriyoruz bu arada. İlk seans itibariyle etkisini zaten görmeye başlıyor kişi. Ve ee, işlemin etkisi ortalama bir buçuk iki yıla kadar sürebilmekte. Tabii ki aralarda hatırlatma dozları vitaminler yapılması mutlaka gerekiyor. İşte bunun içerisinde cilt bakımları yine medikal bakımlar ya da ne bileyim vitaminler, serumlar bunlar da önemli tabii ki. Ee, dediğim gibi özellikle şu son iki senedir Özellikle cilt gençleştirme, bu sıvı lifting uygulaması çok doğal bir yöntem olduğu için ameliyat germe dediğimiz uygulama inanılmaz fazla talep alıyoruz. Ve sonuçlarda gayet güzel. Kişiler de gayet mutlu. <laughs> Aslında çok önemli bir şey söylediniz ee, arada. Onu hemen yakalamak isterim. Çünkü bu anlamda bazen merkezleri eleştirebiliyor kullanıcılar. Verimini azalıyorlar. Neden? Çünkü e, gerekli bakımları 2 yıl diyorsunuz ama işte arada hatırlatmalı yapmak lazım Bölgesel zayıflamada da aynı şey geçerli sanırım değil mi? Tabii. Biraz orada danışanın da e, bir katkı vermesi gerekiyor. Aynı hayatına geri dönmemeli. Kesinlikle. Uzun süren bir süreç midir mesela bölgesel zayıflamaya geri dönersek? Şu şekilde yani kişinin tamamıyla kendi elinde olan bir şey yani bizim iki buçuk üç sene boyunca devam eden üyelerimiz de var işleme kalıcılığı korumak adına devam eden tamam belli bir forma kavuşa vücut şekillendirme için konuşmam gerekirse belli bir forma ulaştıktan sonra kalıcılığı korumak adına koruma seansları, koruma paketleri düzenliyoruz. Çünkü e, sonuç itibariyle az önce de yani söylemiş olduğum gibi e, hayat şartları işte ne bileyim, yoğun iş temposu insanlarda beslenme alışkanlıklarını ciddi anlamda değiştirdi. Uzaktan eğitim çok pardon uzaktan çalışma bunun da tabii ki etkisi var. Oturarak çalışmanın da etkisi var. İnsanlar otomatikman kilo alıyor. Korumak için de kalıcılığı da sağlamak için aynı zamanda koruma paketleri devam edilirse tabii ki çok daha güzel olur. Daha güzel yaşalırlar. Daha sağlıklı, daha bakımlı ilerleyebilirler. Vücut şekillendirme programı için bunlar. Aynı zamanda cilt gençleştirme için de aynı şeyi ifade edebilirim. Çünkü kişilerde şöyle bir şey oluyor genelde en fazla

hani e, sorulan sorular veya en çok duyduğum işte şikayet olabilir sorun olabilir İşte ben bir uygulama yaptırdım iki ay sürdü işte üç ay sürdü etkisi ya niye böyle oldu ya da ne oldu niye az sürüyor anlayamadım yani sonuçta baya insanları doğru bilinçlendirmek lazım yani sektörümüz çok dinamik ve çok hareketli e, işlemlerin mutlaka doğru hekimler ve doğru merkezlerde ve doğru komplekslerde yapılması ben öneriyorum e, çünkü e, estetik ve güzellik bakım uygulamalarında bazen bazı uygulamalar ucuza mal etmeye çalışmak veya daha uygun fiyata mal etmeye çalışmak daha pahalıya patlayabiliyor. Yani işlem sonrası komplikasyonlar veya oluşabilecek herhangi bir reaksiyonda hani çözümün süreci biraz daha zor olabiliyor. Yani bunu mesela hekimlerimiz de çok fazla hoşlanmıyor açıkçası bu durumdan. Çünkü Uygulama evet doğru yapılırsa, doğru şekilde doğru ürünler kullanılırsa e, ve doğru dediğim gibi güvenilir hekimler aldığı, e, tarafından yapılırsa herhangi bir komplikasyon, reaksiyon karşılaşma imkanı sıfır. Ama tabii dediğim gibi sektörümüz şu an çok dinamik, çok hareketli, çok fazla e, şey var, e, talep var. Herkes güzel olmak istiyor, herkes zayıf olmak istiyor şu anda ve herkes genç olmak istiyor. Yani şu dediğim gibi ben e, uzun süredir sektördeyim, benim şu son iki bu çok senedir almış olduğum talep tamamıyla güzellik, güzellik, bakım, genç kalma, yani ve işte zayıflama, vücut şekillenme bunlar da bayağı evet. e, yoğun talep alıyoruz. Hız kazanmak istiyor insan. Bazı şeyler için çok fazla uğraşmak istemiyorlar evet. ama Uğraşmadan da olmuyor. Olmaz. Mesela sizden kesinlikle e, tüyolar almak isterim. Şimdi yaz geliyor neler yapmak lazım? Bu cildimizi nasıl korumak lazım? Nasıl fit olmak lazım? <laughs> yani şöyle e, yaz öncesi zaten sezondayız şu anda. Biz kapasitemiz iki katında. Şu an yani iki katı artmış durumda. E, beslenme alışkanlıkları önemli. Yani yedi, belli bir saat sonrası atıyorum. Yediden sonra yemek yeme içme alışkanlıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şeker karbonhidrat grubundan uzak durmamız gerekiyor. Daha sağlıklı, daha fresh besinler tüketerek kilomuzu koruyabiliriz. Aynı zamanda e, yapmış olduğumuz bu bölgesel e, zayıflama protokollerinde doğru cihazlarla, e, doğru yöntemlerle eğer ilerlersek e, kalıcılığı da koruyabiliriz. Daha sıkı, daha fit bir görüntüye e, ulaşabiliriz ve devamını da getiririz. Ama dediğim gibi beslenme alışkanlıkları da bu anlamda önemli. Egzersize desteklenin, diyet bunların hepsi bir kombin. Yani biri olmazsa diğeri olmaz. Yani ben işlem yaptırıyorum işte Cihaza giriyorum nasıl olsa ee, işte bir şey olma öyle bir şey yok <laughs> kesinlikle yok onu söyleyeyim. Hepsi birlikte birbirini tamamlayıcı bütünsel uyum içerisinde olmak durumunda. Ee, yani şu an zaten yaz sezonu öncesi de dediğim gibi e, bayağı talep alıyoruz. Aslında Çok yoğunuz. <laughs> değil mi burada amaç e, diyetle belki e, atıyorum şu anda bu rakamları belki bir ayda 4 kilo verebiliyorsak cihazla birlikte hem o 4 kiloyu verip hem de şekli motivasyonuyla Kesinlikle. daha hızlı bir süreç bizi bekliyor olacak. Tabi cilt içinde aynı şeyleri dikkat etmek. Aynı şey geçerli. E, mesela bu uygulamaları yaptırırken güneşe çıkarken çok dikkat etmek güneş lazım. Güneş koruyucuları evet. Güneş koruyucuları bu anlamda önemli. E, güneş koruyucularını 2 saat arayla e, özellikle leke problemi yaşayan ciltte e, leke e, işte melanin hücre agresif olan e, kişiler özellikle dikkat etmesi lazım. E, güneş koruyucu 2 saat arayla arayla sürülmesi gerekiyor. Şimdi yaz dönemi de yaklaşıyor. Bunun dışında normal bir bireyin, bir kişinin de zaten güneş koruyucu düzenli olarak kullanması gerekiyor. Cilt şeyi açısından yani cildin hem nem dengesi açısından hem lekelenmemesi açısından önemli bir ayrıntı. Bunun dışında tabii ki su. Su da çok önemli. Su da yine cildin ciltteki nemi dengeleyen bir faktör. E, ve tabii ki nemlendiriciler de bu anlamda. Yani biz mesela bu sıvı lifting, sıvı yüz germe uygulaması yaptığımız işlemde e, kişi aynı zamanda kullanmış olduk kişisel bakım ürünlerinde de yine dermokozmetik ürünler ve yoğun nem içerikli ürünlerle korumayı yani koruması gerekiyor. Yani ben bir işlem yaptırdım işte Anında işte şey oldu, işte lifting oldu, cildim ışıl ışıl değil. Kalıcılığı korumak için hatırla, hatırlatma dozlarını öneriyoruz zaten aralarda, belirli periyotlarda özel vitaminler. E bunun dışında da bol su, sıvı tüketimi, beslenme alışkanlıkları ve aynı zamanda kullanılan dermokozmetik ürünlerde yoğun nem ve su bazlı bunlar da önemli. Kesinlikle o zaman da tam olarak o verimini en iyi şekilde almış oluyoruz diye düşünüyorum ben. Çok önemli. Sonra da güzellik merkezlerine ya da komplekslerine, böyle sağlıklı yaşam komplekslerine işte ben o cihazdan verim aldım dememek için, maksimum verim için bunları Uyumak önemli. Peki Tuğba Hanım geleceğe yönelik hedefleriniz var mı? Yapmak istedikleriniz, mesleğinizle ilgili. E, şu an hali hazırda zaten Bağdat Caddesi çift havuzlarda güzel bir kompleksimiz var. E, yoğunuz, gerçekten çok yoğunuz. Ama e, her şey yoğunluğumuz biraz böyle e, sakinleştiği zaman yakın zamanda inşallah bir aksilik olmaz ise Nişantaşı'nda bir oluşum içerisine girmeye düşünüyoruz. Nişantaşı'nda bir şube açmayı düşünüyoruz. E, bu şekilde yani gerçi Türkiye genelinde de çok fazla. Yani burada şubeniz yok mu? Buraya açmayı düşünmüyor musunuz? İşte buraya gelecek misiniz diye Türkiye genelinde soran kişiler de oluyor. Yok değil ama e, yani bir kompleksi yönetmek tam anlamıyla yani kişilerin memnuniyetini e, ve e, sağlamak ve aynı zamanda sonuç odaklı ilerlemek biraz daha bizim önceliğimiz olduğu için onun için tek ve emin adımlarla ilerliyoruz şu anda. Uzun süredir ilerledik ama yakın zamanda almış olduğumuz taleplere bağlı olarak da inşallah böyle nişan taşı olabilir veya Türkiye genelinde bir e, şubeleşme şeyimiz var, girişimlerimiz olacak inşallah. Aa, bence de işini bu kadar titizlikle yapan birinin şubeleşmesi çok önemli. Ee, diğer şubeleşmeler e, biraz şubeleşmek için olduğu için olduğu muhtemelen için... onları düzeltmek için de çok kapınızı çalanlar oluyor. <laughs> Sizin bildiğiniz gibi. Tuğba Hanım çok teşekkür ederim. Ee, var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, kadar tekrar yorum. teşekkür ediyorum Ayrıca Nazik davetiniz için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum o zaman. Çok mersi. Sağ, Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten de işte yaza girmeden bu dokunuşları mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Artık yazı da beklemeyip e, genel anlamda kışında bu hazırlıklarımızı güzel yaparsak çok daha verim alacağız. Tuğba gönlümü ağırladık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.